Şeytandan Allah'a sığınırım. Görmedin mi diyor Allah. Bak bir kere dikkat çekiyor. Demek ki görmek çok önemli. Neyle göreceğiz? Gerekirse teleskopla, gerekirse elektron mikroskopla. Değil mi? Evet. Ama göreceğiz. Görmedin mi diyor. Demek ki insanın görmemesi de mümkün oluyor. Göreceğimiz her şeyi kullanacağız. Allah yerdekileri ve denizde onun emriyle akıp giden gemileri sizin yararınıza verdi. Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten alıkoyar. Şüphesiz Allah insanlara karşı şefkatlidir, çok merhametlidir. Araştırın, inceleyin diyor Allah. Bak, görmedin mi diyor. Demek ki bakılmamış, evet. Bakmayanlar var. Bakmayanlara dikkat çekiyor Allah. Bakın, araştırın, göreceksiniz diyor. Dediğim gibi olduğunu göreceksiniz diyor Allah. Sizi diri tutan, sonra öldürecek, sonra diriltecek olan O'dur. Gerçekten insan pek nankördür diyor Allah. Yani bunca nimeti görmezden gelirler diyor. Biz her ümmete bir ibadet tarzı mensek kıldık. Onlar bu tarz üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse din işlerinde seninle çekişmesinler. Sen Rabbine çağır, şüphesiz sen dost doğru bir hidayet üzerindesin. Tartışmaya çok açıktır insanlar. Özellikle din konusunda tartışmasınlar diyor Allah. Eğer seninle mücadeleye girişirlerse de ki Allah yapmakta olduklarını daha iyi bilir. Onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisine bir delil indirmediği ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Zulmedenler için hiçbir yardımcı yoktur. Mesela bak Darwinistlere bakan bir ayet. Bak, onlar Allah'ı bırakıp da Allah'ın kendisine bir delil indirmediği, ne paleontolojide bir delil var, ne biyolojide, ne mikrobiyolojide, evet. Hiçbir şeyde bir delil yok. Evet. Ve haklarında hiçbir bilgileri olmayan şeylere tapıyorlar. Olmadı halde mesela Darwinizme, materyalizme tapıyor. Zulmedenler için hiçbir yardımcı yoktur. Onlara karşı apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, yani salih olan Kur'an ayetleri okunduğunda, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki ret ve inkarı tanıyabilirsin. Yani Kur'an'ın yeterliliğini anlattığında nefretle bakmaya başlarlar diyor Allah. Yani hiç hoşlanmazlar diyor. Neredeyse kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanların üzerine saldıracaklar diyor Allah. Yani o kadar nefret ederler diyor. De ki size bundan daha kötü olan haber vereyim mi? Ateş diyor Allah. Allah onu inkar edenlere vaat etmiş bulunmaktadır. Ne kötü bir duraktır diyor Allah. Yani cehenneme gireceklerini belirtiyor. Allah yolunda hicret edip öldürülen veya ölenlere gelince muhakkak Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şehit olacaklar ve yemeği içmeye devam edecekler diyor Allah. İnşallah. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Onları kendisinden gerçekten hoşnut kalacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah bilendir, halimdir. Cennet öncesinde onlar ayrı bir boyut alınıyor şehitler. Evet. Çok hoşlarına gidiyor yeni gittikleri yer. Yani dünyayla kıyaslanmayacak bir yer.